Day TV ekranlarından merhaba. Sosyal Kent'te yine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel belediyedeyiz. Burası evet. Daha da güzelleşmiş. Ben uzun bir zaman oldu. En son yaklaşık bir yıl önce yaptık sanıyorum. Burada çekimimizi daha da güzelleşmiş. Oturmuş artık her şey. Aydınlığın olduğu, evet. Güneşin olduğu ve barışın olduğu bir kentteyiz. Gülümseyin. Evet. Siz de hoş geldiniz Nilüfer. Çok teşekkürler. Evet, Nilüfer'de gülümsüyoruz ama ülke olarak biraz sıkıntılı günler geçiriyoruz. Evet. Çok yakın bir tarihte Bursa'da da böyle bir üzüntülü bir bombalama yaşandı. Açıkçası biraz tedirgin, tetikte ve ürkek yaşıyoruz. Buna da alışmak istemiyoruz asla. Evet. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Vallahi gerçekten öyle. Ben de Bursa'mız adına büyük geçmiş olsun dedim. Evet. Tabii 17 civarında vatandaşımızın yaralanması, onlara acil şifalar diliyoruz. Hakikaten en azından ölenin olmaması bizim evet. için bir teselli kaynağı ama keşke olmazsa. Evet. Yani yurdumuzun hiçbir yerinde böyle bir şey olmasını istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmasını istiyoruz. Evet. Çünkü her yapılan terör muamelesi insana yapılandır. Evet. Şurada ne güzel yazmışsınız. İnsana evet, barış. İşte bakın, barış insana barış yakışır. Evet, kesinlikle insana yani, barış yakışır. Niçin barışık değiliz? Niçin ayrı düşüyoruz? Niçin birbirimizle omuz omuza yürüyemiyoruz? Değil mi? Ayrı düşüncelerde, ayrı renklerde, farklı inançlarda olsak dahi. Evet. Neticede biz dünyanın insanıyız. Yani hepimizin bir gün mutlaka bir sonu vardır. Hepimizin ardından Allah rahmet eylesin diyecekler bir gün. Er veya geç. Evet. Ama biz Türkiye'den göçmüyoruz ki. Türkiye'den, dünyadan gidiyoruz. Aynen öyle. Onun için bizim önce insan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Evet. İnsan özelliklerimizi unutmamamız gerekiyor. İşte aynı fikirde. Aslında Nilüfer Belediyesi bu konuda uzunca süredir mücadele eden. Hani birileri der ki ya belediyenin ne işi var? Hayır. Belediyelerin aslında halkın huzuru ve mutluluğu güvenliği. İçin, güven ortamında yaşaması için de etkin önlemler alır der. Zaten bu belediyeler yasasında var. Yani biz bunu yapmak zorundayız. İşte Nilüfer Belediyesi olarak biz son aldığımız karar. Evet, yıllık basın yani, toplantısı yaptınız. Basın toplantısında. Açıklama etkinlikleri iptal artık evet, yok. Dedik ki etkinlikleri iptal etmedik bakın. Hı hı. Etkinlikler olacak ama etkinliklerdeki konserleri durduruyoruz dedik. Hı hı. İptal edip durduruyoruz. Durdum. Ne zamana kadar? Barış olunca. Barış, huzur ve güven sağlanıncaya kadar durduruyoruz. Açık alan evet. konserlerimizle ilgili. Bunlardan tepki aldınız mı? Mutlaka tepki koyanlar oldu, gösterenler oldu ama biz özellikle ben şunu söylemek istiyorum. O gün de bahsettim. Yine de sizlerin huzurunda da paylaşmak istiyorum. Ülkemizde şu an bile bir şeyler oluyor. Bazılarını duyuyoruz, bazılarını duymuyoruz. Bazıları engelleniyor, bazıları engellenmiyor. Ama her olan olaydan sonra insanlar zarar görüyor. Canlılar zarar görüyor. Çocuklar, analar, babalar zarar görüyor. Aile dramları başlıyor. Ateş bir yerlere düşüyor. Acılar oluşuyor. Ya biz bunu yok sayamayız. Bir taraftan direneceğiz, bir taraftan da yok saymayacağız. Evet. Etkinlikleri yapacağız ama o kısımda da yok saymadığımızı göstermek zorundayız. Yok saymıyoruz ve buna da direncimizi de gösteriyoruz. Halk alışverişe de gitmeli. Ama işte Bursa'da son olaydan sonra birdenbire insanlar yani inanılmaz derecede demoralize oldu. Tabii. Kalabalık yerlerden uzaklaşmaya başladı. Bir nevi herkes eve kapandı gibi. Eve kapandı, çarşıya çıkmıyor, işte alışverişe gitmiyor.
yani bir yemek yiyecek eşiyle dostuyla aman erteliyor ya da gitmiyor esnafa evet. zarar. Ama buna da boyun eğmemek lazım. Tabii ki. Buna da boyun eğmemek lazım. Yani yaşamdan da kopmamak gerekiyor. Bunu da biliyoruz. Biz bir taraftan yaşamdan kopmama pahasına gerekeni yapmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da yok saymadığımızı da göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle aynı fikir. Olmamış gibi davranamayız. Onun için durdurduk ve doğru bir iş yaptık diye düşünüyorum. Tepkidir. Bu da bir tepkidir aslında. Evet. Ama inşallah ülkemiz tabii birçok bu coğrafya, bu topraklar o kadar çok konuları yaşadı ki, bu tür konuları yaşadı ki bunların da üstesinden gelinecektir. Barış mutlak hakim olacaktır. Mutlaka. İnsanlık var olduğu sürece evet. barışın olacağını düşünüyorum ben. Çünkü eğer siz karşıya insan gözüyle bakarsanız, onun kimliğine, kişiliğine, rengine, sıfatına, evet. siyasetine, inancına bakmazsanız doğru yola doğru gidersiniz. Evet. Doğruyu bulursunuz ve omuz omuza gelirsiniz. El ele tutuşursunuz. Kesinlikle. Ortak noktalarda bir araya gelebilirsiniz. Evet. Bunu sağlayacak potansiyele sahip insanoğludur. Evet. İnsandır neticede. Onun için ben tekrar Bursa'mıza büyük geçmiş olsun diyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Evet. Tabii bir taraftan da hizmetler devam ediyor. Kesinlikle. Ama tabii siz bu konuda o kadar duyarlısınız ki her şeyde olduğu gibi. Evet, konser etkinliklerini durdurdunuz. Ama barışın çocuklarla gelişeceğini düşünüyorsunuz. Evet. Çünkü evet. hep her programımızda çünkü aynı bakış açısıyla baktığımız için gelecek nesile devredeceğiz. Onların da akıllı, ne istediğini bilen, kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen yetişkinler olmasını istiyoruz. Bilime, spora ve sanata düşkün çocuklar olsun istiyoruz. Bunlar olunca biliyoruz ki gelecek çok daha güzel olacak. Dolayısıyla siz de bu konuda aslında bir nevi yatırımınızı yapmış oluyorsunuz. Evet. Ve Bilim Karavanı adı altında etkinlikler, konserler duruyor ama diğer çalışmalar devam ediyor. Evet. Bu çok güzel bir şey. Çocuklara yapılmış bir yatırım diyorum bu. Gerçekten geleceğe yatırım. Bilim Karavanı müthiş bir fikir. Kutlarım sizi. Teşekkür ederim. Tabii bakıyoruz günümüzde, üzgünüm ki büyükler barışı yakalayamadı, barışı sağlayamadı. Görüyoruz. Evet, evet. O zaman bize düşen nedir? Biz bir taraftan konserleri durduruyoruz ama diyoruz ki biz barışın çocuklarını yetiştirmek için de oraya yöneliyoruz. Neden? Çünkü çocuklar, gençler, İnanıyorum ki Türkiye'nin ufkunu da derinliğini de açacaklar. Çünkü her ne kadar eğitim sistemimiz hakikaten dünya ölçeğinin çok altlarındaysa da ama sorgulayan bir gençlik var. Evet. Sorgulayan çocuklar var. Araştıran. Çok şey sorguluyor. Çünkü internetin önüne geçemiyorsunuz. Evet. Her ne kadar baskı olsa da, her ne kadar birileri bir şeyleri empoze etmeye çalışsa da internet denilen olay bugün Google'a girdiğiniz zaman ben arkadaşlarıma da söylüyorum bazen toplantılarda da diyorum ki ya bilmiyorsanız gerek yok Google amcaya sorun size söylesin. Aynen öyle diyoruz Google amca. Yani bilge çünkü Google. Evet aynen öyle. O anlamda ama işte çocuklar oralara giriyorlar. Soruyorlar, sorguluyorlar. Evet. Ve nedeninin içini biliyorlar. Veya nasıl yapıldığını biliyorlar. Ya bunları yapan çocuklar çoğaldıkça, eğer biz de işte bu konuda onlara destek verelim. Evet. Örneğin işte biraz önce söylediğim bilim karavanıyla. Çocukları bilimin ışığında yetiştirirsek, bilimle buluşturursak ki o çocukların patatesten enerji ürettiklerini gördüklerinde, limondan enerji ürettiklerini gördüklerinde, değil mi? İşte bir doğa olayını orada fiziki olarak yaşayıp gördüklerinde tabii ki bu çocuklar sorgulayacaklar.
bugün belki sorgulamıyordu. Şimdi bilim karavanıyla birlikte 1680 civarında çocuğa ulaşacağız. Çok güzel. Bu çocuklar sorgulayacaklar artık. Ben bu deneyi yaptım. Evet bak, hı hı. Enerji bu şekilde üretiliyormuş. Evet. Burada da varmış. Sebebi şuymuş. Evet. Bu çocuğun önüne geçemezsiniz artık. Kesinlikle. İşte bizim istediğimiz de odur. Hı hı. Sorgulayan bilimin ışığında çocukların yetişmesidir. Kesinlikle. Bunu başarabilirsek ileride ekonomik olarak da güçlü oluruz. Aynen. Barış olarak da barışı sağlayan güçlü bir barışı tesis edebiliriz. Evet. Demokrasimizi Türkiye'de demokrasi kavramının yerleşmesini de bu şekilde sağlayabiliriz. Tabi bu da yetmiyor. Ardından ilaveleri var. Felsefeyle ilgili bir tekrar bir karavanımız yola çıkacak. Yani biz yıllar önce bizim dönemimizde felsefe, mantık, sosyoloji biz bunları okuyorduk. Tabii. Yani bakın bunları okuyarak yetiştik. Onun için sorguluyoruz her şeyi. Tabii. Ama daha sonraları bunları kaldırdılar, eğitim hayatımızdan kaldırdılar veya çok kısa paragraflarla geçtiler. Çocuklar artık sadece ezbere dayalı, sorgulamayan ve araştırmayan bir nesil oluştu arada. Ama bu nesil, ben inanıyorum ki şimdi belki Google'la veya bunun gibi benzer araştırma alanlarıyla kendilerini geliştirecekler. Geliştiriyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onun için, ve onun için ne kadar büyük bir anı biliyor musunuz başkanım? Tabii ki. Yani düşünsenize içinden belki bir bilim adamı çıkacak. Ve yıllar sonra diyecek ki evet ya ben belediye böyle bir etkinlik yapmıştı. Böyle bir hizmet sunmuştu bize ve ben ilk aslında orada başlamıştım. Bu bile çok özel bir şey biliyor musunuz? Evet. Her insanın hayatına dokunmak aslında yaptığınız şey. Çünkü bilmiyoruz. Hepimiz yaşam içerisinde, çocuklar da tam yoğrulmak üzere. Çünkü onlar da daha ne olacaklarını bilmiyorlar. Ancak keşfederek kendilerini öğrenecekler. Bu hizmeti sunuyor olmak çok özellikli bir şey ve çocuklar kendilerini keşfedecekler. Evet. Ve kesinlikle bir çocuğa dokunmak müthiş bir şey. Aileyi de değiştirecekler. Tabii şimdi ki. Biz yıllardır kültür sanat diyoruz, spor diyoruz, eğitim diyoruz. Aslında hı-hı. baktığımızda bunları bütünleştirdiğimiz zaman bunlar işte barışın çocuklarını tabii. oluşturacaklar. Çünkü bizim türkülerimize bakın. Hangisi ayrışmayı öneriyor? Hiç. Tam tersine dayanışmayı, barışmayı, evet. sevdayı, sevgiyi, evet. dostluğu, can olmayı. Aynen aynen. Bunlar var türkülerimizde bizim. Şarkılar da keza. Öyle. Dönün, sanata dönün. Sanat hiçbir zaman için ayrışmayı teşvik etmez. Tam tersine. Birleştirin. Dayanışmayı teşvik evet. eder. Onun için sanat diyoruz zaten. Evet. Onun için tiyatro diyoruz bakın. Evet. Ne kadar i̇şte güzel tiyatronun bir festival. Harika festival sonlarına geldik. Evet. Yani burada insanlar direkt canlı performans izliyor. Oradaki cümlelerden, kelimelerden hem bilgi dağarcığını genişletiyor hem de kendisi içindeymiş gibi var oluyor orada. Başka bir şey. Yani işte Nilüfer'in farkı bu. Yani bunları yapmaya çalışıyoruz. Çevreyle ilgili de tabii çocuklar bizim için hakikaten ileriye dönük geleceğin yöneticilerini oluşturduğumuz için onların daha farklı, daha nitelikli yetişmeleri kesinlikle. Hepimizin arzusu. Aileleri de bu şekilde aslında onlar tarafından da yönlendirerek bizim bunları bilgilendirmemiz lazım. Yani aileleri katmamız lazım. Çevre konusunda, diğer konularda bir bakıyorsun çocuk mesela arabada giderken anneye babaya şunu diyebiliyor. Anne bir şeyi dışarı atma. Niye? Çünkü öyle yetiştiriyoruz. Tabii. Çevreyle ilgili o bilgileri aktarıyoruz onlara. Hı hı. Geri dönüşümü biliyorlar artık çocuklar. Evet. Böyle yetişiyorlar çünkü. Aileleri de kontrol etmeye başlıyorlar. Hı hı. Ama bu aldığı bilgileri yaşamı boyunca üzerine bir şeyler koyarak devam ettirmesini istiyoruz biz. Evet. Bir yerde kaldığı zaman ondan sonrası yine normalleşmeye başlıyor. Biz diyoruz ki arttırarak devam etsinler. Kesinlikle. O konuda da tabii yine arkadaşlarımız proje üretiyorlar, sunuyorlar. Hı hı.
Bu bilim karavanı ne kadar devam edecek? Bizim 1680 çocuğa ulaşacağız bilim karavanıyla birlikte. Hı hı. Tabii önümüzdeki daha farklı projeleri hayata geçireceğiz. Hı hı. Yani bizim amacımız dediğim gibi bu dönemde bilimin ışığında yani aydınlık yarınlarımız için çocuklarımızı, barışın çocuklarını yetiştirmek. Bunu başaracağız. Az olacak, öz olacak, belki fazla olacak. Gönlümüzden Nilüfer'de yaklaşık 77-78 bin civarında öğrenci var. Farklı projelerle tümüne ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ama ne kadar ulaşabiliriz onu bilmiyorum. Tabii Milli Eğitim'in de bu arada bize katkı sağlaması lazım. Kesinlikle. Yani Milli Eğitim de biraz dar açıyı bırakması lazım. Buradan böyle bakmaması lazım, böyle bakması lazım. Bugün Finlandiya örneği var dünyada, bakın. Ekonomik anlamda ve bireyin gelir seviyesi anlamında çok düşük iken, sorunlu iken oturuyorlar. Ya bu sorunu nasıl çözeriz, ekonomimizi nasıl iyileştiririz diye bir araştırma yapıyorlar ve tartışma ortamı yaratıyorlar. Sonunda ne çıkıyor biliyor musunuz? Bu işin üstesinden biz eğitimle geliriz diye karar veriyorlar. Eğitimde reform yapıyorlar. Tabii. Ve bugün Finlandiya dünyanın ekonomik anlamda sayılı ülkelerinden bir tanesi. Aynen öyle. Yani biz de yani eğitim tam tersine gittikçe bir basamak aşağı düşüyor. Ne yazık ki. Bakın yaklaşık 12 yıl önce, 12-13 yıl önce işte diyorlardı ki eğitim ortalamamız 5. sınıf. Daha ilkokulu o zaman 5'ti. İlkokulu yeni bitiriyoruz daha bakın. 5. sınıf. Şimdi aradan bu kadar yıl geçti. Bakıyorsunuz araştırma sonuçlarında 5,5 olmuş. 6 değil. Bu kadar. Eğitim ortalamamız 5,5. Evet. Yani biz bu eğitim ortalamamızla ne yapabiliriz? Evet. Ne iş adamı bundan memnun, ne esnaf memnun, ne yöneticiler memnun, ne idareciler memnun. Evet. Memnun değil ama eğitim seviyesi yükselmiyor. Devletin burada eğitimle ilgili artık farklı düşünceleri bir tarafa koyup kesinlikle reform yapması lazım. Evet. Benim istediğim gibi öğrenci yetişmesini istememesi lazım. Dünya insanı i̇şte yetiştirilmesine yönelik evet. reform olması kesinlikle. Gerekir. Bunu yaparsak bu ülkenin geleceğini emin ellere teslim edebiliriz. Bırakacağız. Yoksa benim istediğim gibi birini yetiştirilip yarın bir gün onlar göreve gelecekse vay halimize. Bunu evet. dünya insanı açısından bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Eğer biz dünya insanı yetiştirebilirsek ve dünya ile entegre olabilecek, evet. dünyadaki insanlarla hem ticaret hem de diyalog kurabilecek, evet. yönetim bazında birbirleriyle paslaşabilecek evet. bir anlayışta eğitim düzeyi olmasını. Bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Her işin başı sağlıktır diye, belki daha önce de ifade etmişimdir, çok yerde söylüyorum. Her işin başı sağlıktır diye bize yıllarca hap gibi yutturdular. Gerçekten. Herkes her işin başı sağlık. Hayır. Sağlık değil. Her işin başı eğitim. Bu kadar. Eğitimli insan sağlığını koruyabiliyor. Evet. Bu eğitim demek ezberde bahsetmiyorum. Tabii ki. Gerçekten eğitilmiş insandan bahsediyorum. Aynen öyle. Ben eğer eğitilmişsem, bilgi sahibiysem hangi ürünü yiyeceğim, yemeyeceğimi, ne kadar sağlama tüketeceğimi, ne kadar tüketmeyeceğimi ya da hangi işte herhangi bir sporu yaparken nasıl yapacağımı bilmiyorsam, eğitilmemişsem ben kendimi rahatsız ederim, hasta ederim. Ya bu bilinçte değilsem eğitim budur. Aynı fikirdeyim. Hangi çevre koşullarında sağlıklı yaşayacağımı bilmiyorsam. Tabii ki. Eğitilmemişsem ben hastalanmaya mahkumum demektir. Onun için eğitim. Her işin başı eğitim. Evet. Eğitimli insan sağlığını korur. Kesinlikle. Ve koruyabilir diye düşünüyorum. Barış içinde bir toplum. Mutlu bir toplum. Güven içinde bir toplum. Hayali bile çok güzel düşündüğünüz evet. zaman düşünsenize Türkiye'deki tüm insanların eğitim düzeyinin yüksek, mutlu,
ve huzurla yaşadığı bir ülke muhteşem. Arzumuz, şey. İsteğimiz bu. Evet. Bakın spor şenliklerimiz. Evet, şimdi yine çocuklarla devam ediyor ama sizin şenlikleriniz de tam şenlik gerçekten. Aslında spor dediğiniz zaman çocuklar birbirleriyle yarış içerisinde değil, benim gözlemlediğim etkinliklerinizde. Hani ben birinci oldum, sen evet çok tatlı bir yarış var ama içinde hırs olmayan, birlikteliği yani birlik olmayı öğreten, dayanışmayı artıran, ilişkiyi artıran. Evet, tam bir şenlik havasında geçen, adına yakışır yaşıyor çocuklar aslında gerçekten. Evet. Spor şenliği, bir spor yarışması değil bu. Bu anlamda da kutluyorum sizi. Ve bakıyorum da spora dair Nilüfer'de hızla büyüdüğünü düşünüyorum bu konuda. Yani kültür sanat olduğu gibi sporda da çok hızla büyüyorsunuz. Sporda da şu anda Türkiye'deki ilçeler içerisinde en fazla tesise sahip bir kentiz. Evet. Bunların da yetmediğini düşünüyorum ben. Yine devam edecek bunlar. Spor şenliği hakikaten etkili başladı. Şenlikle zaten bizim yarışma değil, biraz önce çok güzel söylediniz. Evet. Biz gençlerin yarışma sonucunda illa birinci olacak değil. Bizim amacımız o insanların o yarışma ortamı içerisinde, orada o şenlik havası içerisinde bulunsunlar. Evet. Birinci, ikinci olmuş hiç önemli değil. Evet. Ya da sonucu hiç önemli değil ama şenliğe katkı vermesi, dostlukları, yeni dostluklar kurması, bu da bir sosyal ilişkisini işte, geliştirmesi evet. Son derece önemli ve bunu yapıyoruz. Ve bu konuda ben katılan tüm öğrencilerimize, destek veren öğrencilerimizin yanında olan velilerimize, öğretmenlerimize, okullarımıza teşekkür ediyorum. Yani burada çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Hakikaten biz istiyoruz ki bu şenliklerle ilgili, ki amacımız 77 bin civarındaki öğrencinin tamamını bu şenliğe katacak bir proje geliştirmek. Evet. Bunda da yine dayanıyoruz milli eğitime. Milli eğitim tekrar yine böyle bakmaması lazım. Hatta daraltarak bakmaması lazım. Tam tersine genişleterek bakması lazım. Çünkü hepimizin çocukları bunlar. Tabii. Benim değil, sizin de değil, milli eğitimin de değil bunlar. Bunlar geleceğimizin çocukları. Tabii. Onun için katmamız lazım. Onun için bu şenliklerin içerisinde daha fazlasını bulundurmamız lazım. Teşvik etmemiz lazım. Kesinlikle. Tam tersine katılmayın, az katılın demek yerine ya arkadaşlar mümkün oldukça katılım gösterin. Bu bir şenlik. Ne kadar fazla insan katılırsa spor kültürünü öğrenecek orada. Bir bakın. Defa. Hani diyoruz şimdi sahalarda işte holiganlar var, işte şunlar var, kötü sözler var. Siz eğer bu şenlik havası içerisinde çocukları spor kültürüyle buluşturmazsanız, onları sporun içerisine çekmezseniz, o zaman ne yapacaklar? Gittikleri yerde sporla ilgili davranışını nasıl gösterecek? Farklı gösteriyor işte. Öyle. Siz eğitimciyseniz tam tersine bu yapılana sahip çıkacaksınız. Sahip çıkmalısınız. Bugün 14 bin kişi katılıyorsa diyeceksiniz ki yetmez var. 30 bin kişiye çıkaralım bunu. Birbirleriyle çocuklar tanışsınlar. Bir araya gelsinler, sohbet etsinler. Bir taraftan karşılaşma yapsınlar. Karşılaşma içinde de dostluklar elde edinsinler. Tabii ki. Arkadaşlıklar kursunlar. Ve spor kültürüyle büyüsünler. İşte o zaman bizim sahalarımızda kötü tezahürat olmayacak. Evet. İşte o zaman bizim Türkiye eğer olimpiyatlara aday olacaksa sporcu sayımızda fazlalaşmalar olacak. Bunları spor kültürüyle buluşturmazsanız Türkiye hiçbir zaman için olimpiyatları Türkiye'de yaptırma olanağına kavuşamayacaktır. Bu bir anlayıştır. Evet. Yoksa eğer siz kapatın, hiçbir şey yaptırmayın. Sporla ilgili işte dışarıdan transferlerle bir şey gösterin ülkede. Nereye kadar? Onun için zaten size vermezler onu. Doğru. Ben daha önce de dile getirdim bunu. Türkiye olimpiyatlara girecekse, olimpiyatları Türkiye'de yaptıracaksa, olimpiyatları alacaksa, bu bizim gibi belediyelerin de çoğalmasıyla
spor kültürünü aşılaması ve sporcu yetiştirmesiyle mümkündür. Kesinlikle öyle. Tesisleşmeyle mümkündür. Bunları biz yapıyoruz. Ama birileri yapılmaması konusunda bazı direnmeler gösteriyor. Doğru değil. Hele hele bunu yapan eğitimci ise ben kahroluyorum. Aynen öyle. Çünkü eğitimcinin işi çocuğun en iyi şekilde eğitilebilir atmosferin, fiziki şartların veya işte eğitim alanlarının oluşmasıyla onun öyle yetişeceğini bilmesi lazım. Onu biliyor çünkü eğitimci budur. Adı üstünde eğitimcidir. Aynen öyle. Bu anlamda ben milli eğitimin bu konuda gerçekten kendini silkelemesini arzu ederim. Çocuklar bizim çocuklarımız. Bakın bugün okullarımızda veya alanlarımız, spor alanlarımızda cıvıl cıvıl aileler geliyor. Çocuklar spor yapıyorlar, dostluklar kuruyorlar. İşlerinden bazıları belki yeni spora başlamıştır ama hevestir. Bir anda bir bakıyorsun bir dalı seçmiştir. Tabii ki. O çocuk yarın milli takımda olacaktır. Evet. Kim bilebilir bunu? Aynen öyle. Ama en önemlisi spor kültürüyle yetişiyor. Kötü tezahürattan o da biliyor çünkü sahada olduğunda kötü tezahürat olmayacağını bilerek, olmaması gerektiğini bilerek yetişiyor. Kesinlikle. O zaman kendisi de yine kötü tezahürat yapmaz. Evet. Ve kollayacaktır. İşte o zaman biz Türkiye'de spor ahlakından bahsedebiliriz. Ama bu çocukları sporla buluşturmazsak spor ahlakını oluşturamayız. Kesinlikle. Onun için ben emeği geçen herkese spor şenlikleriyle ilgili teşekkür ediyorum. Ve son dereceyi geçiyor. Dediğim gibi birinci, ikinci olmuş hiç önemli değil. Aynen öyle. Onların bulunduğu o atmosferi şenlik içerisinde, şenlik havası içerisinde yaşamaları bizim için o bir kültür önemli. Çünkü ben de sizi kutluyorum ve tüm ekibinizi. Peki siz çocuk olsaydınız böyle bir başkanın liderliğinde böyle güzel bir kentte yaşıyor olsaydınız nasıl bir çocuk olurdunuz sizce? Vallahi ben tabii benim de isteğim, ben de kendim de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gerçi çocuk değiliz ama spora giderdim. Bir müzik aleti çalma için bir kursa giderdim ya da öğrenirdim. Sanatla uğraşırdım. Çünkü bu kentte o var. Yani sporla, sanatla, kültürle bunlarla uğraşırdım. Hı hı. Onun yanında derslerle tabii ki zaten bunlar ders faktörünü başarıya götüren unsurlar. Tabii ki. Bunlarla kesinlikle bunlarla uğraşırdım diye düşünüyorum. Bizim çocukluğumuz yani, ne kadar farklı geçti bizim çocukluğumuzda yoktu ki. Onun için sordum bu soruyu. Ben evet. Kütüphaneye heykele giderdim. Tabii. Mecburdu çünkü bir tane kütüphane vardı o zaman. Hı-hı. Heykelde. Oraya gittiğimizde de o kitabı bulup bulamayacağımızı tabii bilmezdik. Hı-hı. Ama giderdik. Evet. Yani orada sonra hakikaten bizim dönemimizde bu kadar olanak da yoktu. Tabii. Google amca da yoktu. Danışalım, yok, öğrenelim. Yoktu. Kitap okurduk şey ama. Evet. Farklı içerikli kitaplar okurduk. Hı-hı. Ben ortaokul lisede sosyolojiye yakın, işte felsefeye yakın kitapları okudum biliyorum ya. Hı-hı. Ama sorguluyorduk. Birinin dediğine inanmıyorduk. Yani şunu diyoruz işte, onca zorluklara rağmen aslında o dönemi sorgulayan çocuklarıydık diyebiliriz. Evet. Yani ben 12 Eylül öncesinde de tabii ki terör vardı. Hı hı. Sonradan nasıl olduğu açığa çıktı vesaire ama baktığımız zaman o gençlik sorgulayan gençlikti. Evet. O dönem öyleydi. O dönemde. Ondan sonra körelmeye başladı. Evet. Maalesef. Yani ama biz bunu aşacağız. Aşacağız. Çocuklarımıza verdiğimiz destekle aşacağız. Evet. Yaptığımız uygulamalarla aşacağız. Ya da onlara örnek olarak aşacağız vesaire. Evet. İşte umudumuzu yitirmeyeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Umudumuz vardır. Bu ülke yine mutlaka bu kaostan kurtaracaktır kendisini. Çünkü insanlarımız belki bazı şeyleri daha fazla sorgulama imkanını buluyordur bu süreç içerisinde. Evet. Ama biz güveniyoruz. Güveniyoruz. Tabii şanslıyız böyle bir
başkana sahibiz, böyle bir kent var. Dolayısıyla böyle artarak büyüse zaten o zaman sorun da kalmayacak. Evet. Diliyorum daha güzel günlere. Siz 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'na çok güzel bir Atatürk anıtı yerleştirdiniz. Evet. Ve büyük bir meydan Cumhuriyet Meydanı. Bu da çok başarılı bir şey oldu. Biraz o meydandan bahsedelim mi, Atatürk meydanından? Evet, halk evimizin önünde. Tabii evet. Vatandaşlarımız, belki Bursalılar bilmiyorlardı, bizi izleyenler evet. bilmiyor olabilirler. Aslında belediye binasının adı halk evi. Evet. Bazen soruyor, halk evi neresi? Biz belediye binası. Hı hı. Çünkü halk verdi bu ismi. Evet. Ben vermedim. Doğru. Halkın verdiği çok isim halk evi olsun dedi. Halk, halk evi şu anda. Ve önünde de büyük bir Cumhuriyet Meydanı var. Evet. Ve Bursa'da bu denli büyük tek meydan. Çok ilginç değil mi? Yine büyük diyoruz. Evet, Cumhuriyet Meydanımız. Altı olduğu gibi otopark. Hı hı. Cumhuriyet Meydanımızda tabii nasıl bir Atatürk bu meydanda yer bulur diye çok araştırdık. Sorguladık. Tartıştık. Ve farklı bir anıt oluşmasına karar verildi. 6 tane kolonu var, böyle direği var. Farklı bir tasarımı var. 5 tane de o 6 tanesini, 5 tane de bir silüet var. Evet. Her direklerin arasında. Fakat her birinin anlamı da farklı, içeriği de farklı. Örneğin mesela birinci bölüme baktığımız zaman bayrak öne çıkıyor. Bu bağımsızlığımızın simgesidir bu. Bağımsızlık mücadelemizi temsil eden. Hı hı. Ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemini baz alan bir şey. Bir başka bölüme baktığımız zaman meşale var hemen yanında. Hı hı. Bu da devrimleri simgeleyen. Aa, çok güzel. Bir orada silüet var. Çok farklı tabii. Üçüncü bölüme geldiğimizde böyle yine orada yine yeni Türkiye'nin doğuşu var Cumhuriyet döneminde. Hı. İşte nedir bunlar? Medeni kanun var, işte diğer devrimler var, onların silüeti var. Hı hı. Onları tasvir ediyor o bölümde. Dördüncü bölüme geldiğimizde orada bir çark öne çıkıyor. Bu da teknoloji, o dönemde, Cumhuriyet döneminde fabrikaların yükselmesi, hı hı. yeni fabrikaların kurulması, onları işte yani bir ticareti anlatıyor. Beşinci bölümde de güvercinler var. Güvercinler zaten biliyorsunuz. Barışı temsil ediyor. Buradaki ana ifade yurtta sulh, cihanda sulh ifadesidir. Aslında bunları içeren bir, onun ardında Atatürk var. Tam ortada da tabii. Atatürk var. Atatürk'ü de öyle bir Atatürk olsun dedik ki benzerleri gibi değil. Her yerde bir anıt var. Ama buradaki Atatürk anıtı diyelim, nereden bakarsan bak Atatürk sizi izliyor. Sizi takip ediyor. Göz göze geliyorsunuz. Yani dönün bu taraftan bakın, Atatürk'le göz göze geliyorsunuz. Ortadan bakın, Atatürk'le göz göze geliyorsunuz. Yan tarafa geçin, Atatürk'le göz göze geliyorsunuz. Çok güzel. Nereden bakarsan bak Atatürk'le göz göze geliyorsunuz. Yani bu aslında çağdaşlaşmanın, çağdaş Türkiye özlemimizin de bir tarihi. Çünkü Atatürk bizden onu istiyor. Biz de göz göze gelerek diyoruz ki evet, biz de onu yapmak için buradayız. Bu konuda buradayız diyoruz. Doğru. Böyle bir Atatürk heykeli, örnek bir Atatürk heykeli. Ben herkesin görmesini isterim. Kesinlikle. Arzu ederim. Çünkü biz biraz farklı bir temada olsun istedim. Ha şimdi yılbaşına kadar bir tane daha bir şiir bir kulesi var orada, var. Bir sürpriz daha var. Onu da tamamlayınca tam olacak. Ve bir de nilüfer havuzumuz da geliyor. Nilüfer çiçeklerimiz çünkü şu anda büyüyorlar. Evet. Onları yerleştirdikten sonra meydan hakikaten birçok insanın gelip, meydanı olacak. Hani birileri bazen diyor ya fotoğraf çekiyor. Nilüfer'de fotoğraf çektirecek o kadar yer var ki. Ama onlardan bir tanesi burası olacak. Oo, çok güzel. Harika. Fotoğraf çektirmek için. Harika. Siz yine belki hep tekrarlıyor gibi oluyorum ama tabii her geçen gün daha da büyüterek götürdüğünüz için bunu söylemeden edemiyorum. Görsel algınız çok iyi. Bu evet. konuda da farklı olduğunuzu düşünüyorum. İşte yıllık basın toplantısı için hazırlanmış burası. Girdiğim an nasıl bir yaratıcılık bu dedim. Nasıl güzel bir fikir. Her şeyi
Yani bir insanın gelip burada tek tek okuyarak 2015 yılı Nilüfer'de neler yapılmış, evet, bilgi sahibi olması için yeterli ve çok keyifli. Yani sıkılmadan, eğlenceli bir şekilde. Evet. Bu konuda tasarım bölümü de çok başarılı. Hep derim broşürleriniz, festivallere hazırlanışınız, çok ince detaylarda bile üzerinde duruyorsunuz. Burayı da çok beğendim şu an. Gerçekten kutluyorum. Çok hoş yani bir yıllık basın toplantısına böyle hazırlanıyor olmak görsel algınızda. Kapıdan girerken bile Başkan Burada projesiyle kapıdan giriyorsunuz ve meclis odası çok çok güzel olmuş. Aslında orada olalım istedik, evet, ama sonra burası daha keyifli geldi. Meclis, bu bölüme geçtik. Meclis salonu inanılmaz keyifli, ferah. Evet. Üstelik de Türkiye'ye örnek olacak bir salon. Kesinlikle. Çünkü çok demokrasi anlayışını biz orada vurgulamaya, hı-hı, çalıştık. Onu oturtmaya çalıştık. Evet. Doğru da iş oldu. Güzel de oldu. Tabii ben tasarımdaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten ilgili halkla işlerde yine görevli hem müdürümüz, diğer arkadaşlarımız son derece başarılılar bu çok, konuda. Çok başarılılar gerçekten. Olanı yansıtmaya çalışıyorlar. Evet. Özet yansıtmaya çalışıyorlar. Evet. Akılda kalıcı biçimde yansıtmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Önemli olana. Ama Nilüfer'in farkı da bu olmasın. Çünkü Nilüfer'den beklenen bu. Yani evet, işte biz kendi içimizde belediyeyim ben diye bir dergi çıkardık. Orada da bu becerikli arkadaşlarımızı farklı, böyle farkını ortaya koyabilecek arkadaşlarımızı öne çıkarmaya çalışıyoruz orada. Yani, yani tanıtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hakikaten güzel şeyler üreten, evet, çok arkadaşımız var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Tabii başta sizi ve gerçekten ekibinizi. İşte ödeme noktası diyoruz. Bakıyoruz orada görseliyle, algısıyla. Evet. Ay, her şey çok keyifli, çok keyifli. Evet, spor, bilim, işte görsel algı, her şey Nilüfer'de var. Bir de sizin en çok istediğiniz şey bisikletle yaşam. Evet. Ah, bu gerçekten dilediğiniz gibi olur, umarım diyorum. Müthiş keyifli olacaktır. Bunu Nilüferliler, hatta tüm Bursalılar benimsese ne kadar güzel bir yaşam olur. Harika bir şey olur. Hem sağlıklı yaşam adına, hem de ekonomi adına müthiş bir şey. Bu konuda ısrarla devam ediyorsunuz. Israrcıyız. Evet. Bir kere bisiklet spor aracı değildir. Bisiklet ulaşım aracıdır diyoruz biz. Evet. İddiamız o. Hı-hı. Onun için bisikleti ulaşım aracının içine sokmaya çalışıyoruz. Evet. İşte geçen hafta biz zabıta görevlilerimizden 10 tanesini bisikletli zabıtaya çevirdik. Hı hı. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Tabii. Bu örnektir. Daha önce polisleri çevirmiştik bisikletli, hı hı, polislere. Kırlangıçları, evet, yapmıştık ki ona da yine bizim destek verdiğimiz bir projeydi. Şimdi zabıtamızı yaptık. Hı hı. Ardından Nilespit projesini, evet, hayata geçirdik. Şimdi vatandaşlarımız 3 noktada Nilüfer istasyonundan, hı hı, İhsaniye istasyonundan ve Halk Evi'nin yanındaki istasyondan 3 noktada 35 bisikletimiz var. Kaç bisiklet? 35 bisiklet 35. var. 50 civarında durak noktası var. Yani, hı, bir yerden bir yere gittiklerinde bırakabilmeleri için. Kartla gelip o bisikletleri alıp saati 1 liraya bisikletleri kullanabiliyorlar. Bunu da bisiklete teşvik etmek maksatlı bunu planladık biz. Hı hı. Yaygınlaştıracağız. Çünkü uzun zamandır aslında bizim bir projemizdi. Evet. Şimdi hayata geçirdik. Önümüzdeki yılın sonuna kadar da 20, en az 20 ayrı noktada da bunu planlıyoruz. Hı hı. Çünkü bisikletli yaşam bizim arzumuz, isteğimiz. Evet. Onun içindir ki yıllardır bisiklet yollarını yapıyoruz. Hı hı. Onu başardık, hı hı, ve ilaveleri yapılmaya devam ediyor. 140 kilometre civarında bisiklet yolumuz var. Çok güzel. Belki büyük şehirlere örnek anlamında, hı hı, söylüyorum bunu. Bir taraftan onunla devam ederken diğer taraftan da artık bisikletli yaşamı sadece spor maksatlı değil, ulaşım amacıyla da kullanılan bir düzeye getirmeyi hedefliyoruz. Bunu da başaracağız. Çünkü önemsiyoruz. Yine bizde başvurularsa karttan alabilirler vatandaşlarımız. Gelip dediğim gibi saatte 1 liradan bisikletleri çok rahatlıkla kullanabilirler.
ilk 5 dakikası ücretsizdir değiştirmek maksatlı. Ben de kullandım. Gayet güzel. Müstetler de güzel. Çok keyifli hem de. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Hatta Gölyazı'da da farklı uygulamayı orada devreye sokacağız. Orada da elektrikli bisikletleri devreye sokup insanların Gölyazı'ya geldiklerinde onları kullanmasını sağlayacağız. Bunun gibi bisiklet anlayışımızı gitgide büyüteceğiz. Halkımızdan da şunu istiyorum. Bisiklet kullanımlarını evet arzu ediyorum ama araç sahipleri lütfen çocuğunuz için, kendiniz için, hemşeriniz için, Nilüferliler için, insanlık için araçlarınızı bisiklet yollarına bırakmayın. Bisiklet yollarına kaldırıma bırakmayın. Bırakanları da ikaz edin. Çünkü orası sizin yolunuz. Bisikletlinin yolu. Belki bir gün sonra siz de bisiklet kullanacaksınız. O araçta oradan geçeceksiniz. Onun için bırakmayın. Evet. Bırakanları ikaz edin. Bunu istiyorum. Evet. Bu bizim talebimiz. Sadece bu talebi yapıyoruz. Ama zaman zaman rastlıyoruz. Engelli yollarına işgalleri rastlıyoruz. Bisiklet yollarına işgalleri rastlıyoruz. Bunu yapmayalım. Bu kültürü oluşturacağız. Evet. Biliyorsunuz 2 hafta önce turizm haftasında evet. Bir Dağ Yenice'ye doğru yürüyüş yaptınız. Dağ Yenice, Gümüştepe'den Rundakum dediğimiz Gölyazı'ya kadar birçok yol belirlendi. Ve burada da akıllı telefonlarla da karekodlar var. Karekodlar vasıtasıyla ki yönlendirme levhalarıyla birlikte atların yolları, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları olmak üzere 3 ayrılarak o 300 küsür kilometre yol planlandı. Ve bunlar arkadaşlarımız geçen yıl Temmuz ayında başladılar bu güzergahları belirlemeye ancak bitti. Bu kadar. Bu kadar bir emeğin sonucu ortaya çıkan yollar bunlar. Eğer yürümek isteyenler yine oradan Gümüştepe'den başlayıp istediği güzergahı seçerek ki haritamızda da var. Evet. Misye yolları diyoruz biz buna. Bu misye yollarını bunu elde edebilirler. Haritamızı elde edebilirler. Ve birçok yolumuzdu burada bu haritamız üzerinden keşfederek doğayla iç içe doğanın içerisinde hem ailece hem de yalnız da olabilir. Atlı olabilir, bisikletli de olabilir. Bu şekilde gezecekler. Evet. Yürüyebilirler. İşte yine her şey planlanmış. Yollarımızı gördüğünüz gibi. Evet. Bisiklet yollarımız. İnanılmaz keyifli. Ben de Gümüştepe'den Dağ Yenice'ye kadar o yolu kullandık o gün. Eşimle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte. Ne güzel. Yaklaşık 8.2 kilometrelik bir yoldu. Hatta onun 300 metresini atla bir denedik. Ha, çok güzel. Atlar vardı. Ama 300 metre atla gittik. Genelde yürüyerek çıktık. Ama doğanın içerisinde inanılmaz keyif huzur, aldık. Huzur değil mi? Yeşilliğin, tabii, evet. Temiz havanın. İşte, nerede, işte bu yolların kaç kilometre olduğu, hangi yerden başladığı, nereye ulaştığı. Ama Gölyazı'ya kadar gitmemiz mümkün. Orada bu yolları kullanarak. Ve artık doğa yürüyüşleri ve doğanın içerisinde bisiklet kullanımları, bunlar hep dünyada son yıllarda en yaygın, yani öne çıkan unsurlar. Evet. Ve turizm destinasyonları deniliyor buna. Ve turistler de geliyorlar artık. Aslında ben birkaç yıl önce valiliğe de yazdık bunu. Gölyazı'nın çevresinde bir bisiklet yolu arzu etmiştim. Yani 3 tane ilçenin bağlı olduğu, 17 tane köyün, burada da aynı şekilde bu güzergahlarda da, yani Gümüştepe'den başlayıp Gölyazı'ya kadar giden bu güzergahlarda da birçok yol var tabii. Bu yollarda da yine uğrak noktalar var. Köylere vuruyorsunuz, eski beldelere vuruyorsunuz. Orada dilediğinizde orada yiyecek, içecek temin edebiliyorsunuz. Böyle bir organizasyonel bir ağ oluştu burada. Gölyazı'nın etrafında da bu böyle bir ağın oluşmasını çok isterdim. Evet, ve halen de bu konuda ısrarlıyım. Yani bunu tabii valiliğin bir araya getirmesi lazım kurumları. Evet. Büyükşehir, ilçe belediyeleri valilik tarafından koordineli biçimde yönlendirilirse inanın bana yaklaşık olarak 42 kilometre civarında bir
güzergah olacak. Çok büyük bir güzergah değil ama bisikletleriyle insanlar inanılmaz keyifli alanlardan tabii, geçecek. Tabii. 17 köyde turizmden nasibini alacak. Bu kadar. Evet. Bakın 17 köy turizmden nasibini alacak. Çünkü ailece bisikletlerle beraber çıkacaklar. Diyecekler işte bu köye uğrayalım, bir şeyler yiyelim, içelim, alışveriş dinlenelim, yapalım diye. Dolanacaklar, gelecekler gerisi geriye aynı yine. Ama hem keyifli gün geçirmiş olacaklar, aynı zamanda o yörenin insanları da bu turizm, bu hareketlilikten de pay sahibi olacak. Kesinlikle. Gelirleri yükselmiş olacak. Kesinlikle. Bunlar önemli şeyler. Evet. Yani buradaki bu projeyle ilgili de bizim göreceksiniz yakın zaman içerisinde Türkiye'de bir örneği yoktur. Şu anda iddiayla söylüyorum. Bunu söyleyen de bizim o gün yürüyüş yapan dağcılar vardı içimizde, bisiklet kullananlar vardı. Onların gelen geri bildirimlerinden bunu söylüyorum. Çünkü arkadaşlar dedim ki yani bir geri bildirim alalım. Çünkü bazıları uzun zamandır çok yeri kullanmış durumdalar. O güzergahları da biliyorlar. Evet. Gidip işte hem doğuda hem batıda hem güneyde hem kuzeyde bu tür alanlar var. Ve geri bildirimde baktık ki gerçekten arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu güzergahların sonuç olarak mükemmel olduğu ve bir üst versiyon olduğu. Kaybolmadıklarını, çünkü her yerde tabela var. Karekod var. Okuyorsunuz. Direkt karekodla isterseniz GPS'e dönüyor ve onunla gidiyorsunuz. Yani böyle bir sistemle çok yapıldı. Güzel. Arkadaşlarımızın gerçekten ben emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek bir projeyi de uygulamış olduk artık. Turistlere de, turizme, iç ve dış turizme de hizmet edecek bir alandır ne burası. Ne kadar güzel, şanslıyız. Tabii buradan teşekkür geçerken ediyoruz. Yalnız bir mesela o geri dönüşlerde şunu dediler başkanım, bazı yerlerde çok üzüldük. Ben neden? De sordum ya neden diye internet ortamında. Neden üzüldük? Çok yerde işte ocaklar, taş ocaklarını görmüşler. Bizi biraz içimizi burktu dediler. İşte bu da birilerine en azından bir simge olsun diye söylemek istiyorum. Yapmayın. Nilüfer'in güneyini artık daha fazla kirletmeyin istiyoruz. Daha fazla taş ocağı vermeyin. Evet. Oraları hatta taş ocağı olarak verdikleriniz yerleri doldurarak oraları ağaçlandıralım. Bunu istiyoruz. Umarım devlet yetkilileri buradan sesimizi duyarlar. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli. Nilüfer'e dair beni hayatımda hep umutlandıran, geleceğe dair umutlandıran, keyif aldığım bir program. Güvende hissediyorum kendimi. Mutlu hissediyorum. Bu çok keyif verici bir şey. Kutluyorum sizi tekrar. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Yine bir sosyal kentte buluşacağız. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyenlerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok mersi. Güzel günlerde, aydınlık günlerde, barışın olduğu, hiç kimsenin İnşallah. Üzülmediği evet. günlerde buluşmak dileğiyle gülümseyin. Nilüfer'desiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Harika. Bana pek bir şey kalmıyor. Siz o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki. Evet, biz her yılan sürenin sonuna geldik. Sosyal kentte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.